Merhabalar sevgili izleyiciler, ben Senem Dündar Para Analiz'den. Yine yurt dışı piyasalara ilişkin bir video ile sizlerle beraberim. Bu videomuzun konusu kuşkusuz günün en çok beklenen kararı FED konusu. FED ne gibi bir karar verdi? Önümüzdeki döneme ilişkin neleri işaret etti ve neleri vurguladı? Bu videomuzda bunlardan bahsedeceğim. FED üniversite olarak bütün piyasalarda beklenen 25 bas puanlık faiz artışını gerçekleştirdi. Piyasalar için hiç sürpriz bir karar değildi. Zaten bu bekleniyordu ama önümüzdeki döneme ilişkin sinyalleri ve kullandığı dil dikkat çekiciydi. Bunlardan bahsedeceğiz çoğunlukla. Önümüzdeki döneme ilişkin ne dedi FED? 2020 yılının sonuna kadar 5 faiz artışı kararı daha yapacağından bahsetti ki aslında 2015 yılından bu yana bugünkü artışla beraber 8 kez faiz arttırmış oldu. Bu yıl içerisinde de 3. faiz artışını gerçekleştirmiş oldu. Dolayısıyla FED bu faiz artışlarına devam edeceğini sinyallerini verdi. Böylelikle Aralık ayında da bir faiz artışı yapması beklendiği için 2019 ve 2020 yıllarında geriye kalan 4 faiz artışını da yapacağının beklendiğini görüyoruz bu açıklamalar sonrasında. Dolayısıyla FED'in önümüzdeki dönemde faiz artışlarına devam edeceğini söylediğini gördük. Özellikle açıklamalar içerisinde Amerikan ekonomisinin ne kadar güçlü olduğuna sık sık vurgu yapıldığını söyleyebiliriz. Sürekli Amerikan ekonomisindeki strong growth konusuna değinildi, güçlü büyüme konusuna değinildi. İstihdam piyasalarının güçlü görünümüne dikkat çekildi. Enflasyonun istendiği şekilde ilerlediğine dikkat çekildi. Dolayısıyla her şey yolunda gidiyor tablosu çizildi FED tarafından. Ancak bu açıklamalar içerisindeki bazı noktalar, bazı kelimelerin yer almıyor olması yeni FED tutanaklarında dikkat çekti. Accommodative kelimesi oldukça en çok dikkat çeken noktaydı. Son yıllarda FED'in sıkça kullandığı bu destekleyici accommodative kelimesi bu kez yer verilmedi. Buna yer verilmemiş olması FED acaba biraz daha gazdan ayağını çekecek mi? Daha nötral bir tavır içerisinde mi olacak beklentilerini de yükseltti. Ancak Powell hemen karar sonrası da faiz kararı sonrası yaptığı basın toplantısında bu konuya bir açıklık getirdi. Dedi ki evet biz destekleyici ifadesini kaldırdık. Ama bu faiz politikasını değiştirdiğimiz anlamına gelmiyor. Faiz artışı yolumuzda herhangi bir değişiklik yok. Patikamızda herhangi bir değişiklik yok dedi Powell. Ki dedi tam tersine bizim bu destekleyici kelimesini kaldırmış olmamız ekonominin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor aslında dedi. Yani her şey yolunda açıklaması yaptı. Ancak önümüzdeki döneme ilişkin olarak piyasa beklentilerine baktığımızda bu açıklamalara rağmen piyasa beklentilerine baktığımızda şunu görüyoruz. 3.25-3.40 bandına doğru geldiği zaman faizler biraz daha Fed'in gazdan ayağını çekebileceği ve biraz durup ekonominin nasıl gittiğine bakabileceğine dair beklentiler oldukça yüksek. Dolayısıyla bu nötral kısmını o zamanlar duyabiliriz şeklinde beklentiler var. Bu önümüzdeki faiz artışlarından sonra 2020-2021 gibi bu beklentilerin güçlendiğini görüyoruz. Özellikle de bunun beklenen zamandan önce olabileceğine dair endişeler kuşkusuz ticaret savaşlarının getirebileceği şeylerle yükseliyor. Sıkıntılarla beraber yükseliyor. Powell da zaten ticaret savaşları konusunda yine yaptığı açıklamalarda değindi. Ticaret politikasıyla bizim bir alakamız yok. Ve dedi önümüzdeki döneme ilişkin olarak da iş güveninin düşmesine dair endişelerin farkındayız dedi. Ve bunun piyasaların vereceği tepkiden de endişeliyiz dedi. Bu konuda piyasaların vereceği tepkiden de endişeliyiz diyerek ticaret savaşlarına dair endişeleri de paylaşmış oldu. Ancak bu endişelere rağmen yine de faiz artışlarının devam edeceğini açıkladı. Dedi ki eğer yavaş hareket edersek faiz artışları konusunda ekonomide aşırı bir ısınmayla karşılaşabiliriz dedi. Yani evet endişelerimiz var ama ekonomi beklediğimiz şekilde ve güçlü ilerliyor. Ayağımızı gazdan çekmeyeceğiz tarzında mesajları da oldu. Gayet aslında beklendiği gibi güçlü Amerikan ekonomisine vurgu yapan bir Powell gördük açıklamalarında. Açıklamalar sonrasında ilk tepkilere baktığımızda ilk faiz artışı açıklamasından sonraki tepki doların negatif yönde hareket etmesi şeklinde oldu. Powell'ın açıklamalarından sonra da bu yönde hareket etmeye devam ettiğini görüyoruz. Dolar TL'de aşağı yönlü bir hareket, kırmızıda seyreden bir hareket vardı. FED sonrası dediğim gibi beklentilerle paralel bir faiz artışı gördük. Powell güçlü ekonomiye vurgu yaptı. Önümüzdeki günlerde
Büyüme nasıl olur ve enflasyon nasıl ilerler konusundaki ekonomik beklentilere son olarak değinmek istiyorum. FED tarafından açıklanan ekonomik öngörülere baktığımızda 2018 ve 2019 büyüme beklentilerinin yukarıya çekildiğini görüyoruz. PCE tarafına baktığımızda ise FED'in takip ettiği enflasyon göstergesi PCE beklentilerinde ise bir değişiklik yapılmadığını görmekteyiz. Önümüzdeki günlerde yine ticaret savaşlarına ilişkin, FED'e ilişkin, dolara ve Amerikan piyasalarına ilişkin gelişmelerle sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Biz bunları sizler için takip ediyor olacağız. Siz de para analizi takipte kalın. İyi akşamlar diliyorum sevgili izleyiciler.